Arkadaşlar merhaba, sesim geliyor mu? İşaret alalım. Sıkıntı yok galiba. Evet, bu hafta din eğitiminde 8. hafta İmam Hatipler'de din eğitimini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Saatimiz tam 6 olmamış. Biraz daha bekleme şeyimiz var. Şöyle yapalım. Evet, TeamLink'te sorun yok değil mi arkadaşlar? Ses, görüntü var. Evet, bizde bir problem görünmüyor. Evet, TeamLink'te de evet arkadaşlar, ders saatimiz geldi. Öncelikle derse başlamadan önce bu vize soruları ve Nurettin Topçu ödevi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar vize de biraz fazla not verdim. Çünkü bana gönderdiğim slaytları tekrar bana göndermişsiniz. Pek çoğunuz kitabı okumamış. Hem şey de, yani Nurettin Topçu'nun kitabında da aynı sıkıntı var. Arkadaşlarım okumadan, bu kadar önemli bir kitabı okumadan internetten kitapozetleri.com'dan vesaireden bize kitap yorumu göndermiş. Tabii bunlara sıfır verdim arkadaşlar. Bu sizin için önemli bir kitap. Yani sınav açısından da önemli. Onun için buna biraz dikkat edelim. Sınav sorularımız da aynı şekilde. Benim gönderdiğim slaytları aynı şekilde kopyalayıp tekrar göndermişsiniz. Şimdilik yani vizede bu puanı verdim ama finalde aynısını yapmayacağım. Bunu da belirteyim. Kitaptan sizin değerlendirmelerinizi isteyeceğim. Final sorularında. Bir diğer husus. Mergene ödev yükleyemeyen arkadaşlarım var. Öncelikle bir dosya da hazırlıyorsunuz. Daha sonra o dosyayı seçip Mergen'e yüklüyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi de bakın size gönderdiğim ödevle ilgili yönergeyi tam okumamışsınız arkadaşlar. Çünkü orada ne diyor? Yani bazı arkadaşlarım okumuş, evet. Orada diyor ki ödevini bilgisayarında ya da telefonunda bir dosya yap. Dosyada altına isim, soy isim ve okul numaranı. Dosyanın başlığında onu yap. Şimdi arkadaşlarım bana dosya göndermiş. Dosyanın adı yok, sanı yok. Yarın bir gün biz bunu sizden isteyeceğiz, bu gönderdiğiniz dosyaları. Ve Mergen'de yüklü olacak. Şimdi isim soy isim yok. Biz sizin kimin kağıdı olduğunu nereden bileceğiz? Böyle bir sıkıntı oluyor.
size yazdığım yazıda da söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka ödevlerinizi ve sınav kağıtlarınızı, yani bana gönderdiğiniz sınav bilgilerinizi saklayınız. Daha sonradan bunlar resmi belge biliyorsunuz. Bunları biz fakültenin idaresine, dekanına teslim edeceğiz. Bunu da böylece belirteyim. Bir diğer konumuz arkadaşlar, galiba 12. hafta. 12. haftada size bir okuma metni yükledim. YouTube linki var mı diye soruyor arkadaşımız. Bayram Tam Türk arkadaşlar kanalın ismi, ya da Niğde Ömer Halis Demir din eğitimi derseniz oradan da çıkabilir. Kanalın linkini şimdi gönderemiyorum ama YouTube'dan Bayram Tam Türk yazdığınız zaman benim kanalım çıkar. Zannedersem 12. haftaya bir makale yükledim. Daha sonra onu ödev olarak da yükleyeceğim. Ondan sizin onu okumanızı isteyeceğim. Onunla ilgili de bir değerlendirme isteyeceğim arkadaşlar. Onu belki sizin haberiniz olmuştur. Evet, Jenerik Türkiye diyor. YouTube'dan uzaktan eğitim mi işliyorsunuz? Evet. Yani. Kim ya Jenerik Türkiye? Evet. Başka ne söyleyecektim? Evet, yani ödevlerinizi biraz daha özenli yapın arkadaşlar. Bu söylediğim gibi kimlik öğrenci numaranızı, isminizi, soy isminizi dosyaya yazın. Size verilen yönergeleri iyi bir şekilde okuyun arkadaşlar. Bakın, yönergeleri düzgün okumuyorsunuz. Ona göre eksik, problemli şeyler oluyor. Bunlara dikkat edelim. İnternetten alıntı yapmayalım. Elinizde bir tane kitap var. PDF linkini, PDF'sini attık. Ondan güzel bir şekilde okuyalım. Bu boş zamanımızı iyi bir şekilde değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Yani bu Nurettin Topçu'nun Marif Davası isimli kitabı önemli bir kitap. Bunu ben size defalarca söyledim. Gerçekten okuyan arkadaşlarımız var. Onlara zaten teşekkürlerimi bildirdim. Gerekli notlarını da işledim arkadaşlar. Şimdi gelelim bu haftaki konumuz. Bu hafta artık 8. hafta ama 7. hafta ders işlemediğimiz için 9. haftaya denk geliyor. Yani 14. haftaya kadar sayarsak bu hafta hariç 5 haftamız kaldı. 5 haftalık konumuzda yok. O yüzden bir tane makale ekledik. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar her hafta pazar günü muhtemelen dersleri işlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İmam hatiplerde din eğitiminden bahsedelim biraz. Bir de hani konuya girmeden önce tekrar altını çizeyim. Sınav sorularını benim gönderdiğim slaytlara aynı şekilde hiç değişiklik bile yapmadan tekrar göndermişsiniz arkadaşlar. Finalde slaytları biraz daha hafifleteceğim. Sadece başlıkları yazacağım. Kitabı okuyup sizin değerlendirmelerinizi alacağım arkadaşlar. Şimdi İmam Hatipler'de din eğitimi pek çoğumuz İmam Hatip kökenliyiz. İmam Hatipler'de din eğitimi oldukça sorunlu oldu zaman zaman. Benim üzerinde duracağım nokta İmam Hatipler'in de diğer devlet okulları gibi bir okul oldu arkadaşlar. Şimdiye kadar hep bir siyasi partinin, efendim siyasi oluşumun ya da belli çevrelerin arka bahçesi olarak vesaire olarak görülmeye, gösterilmeye çalışıldı. Ama burada en çok zararı gören gene İmam Hatipliler ve İmam Hatip oldu. Yani İmam Hatip'te diğer bir okul, Anadolu Lisesi, efendim meslek lisesi neyse, düz lise neyse, İmam Hatip'te onlar gibi bir devletimizin bir okuludur arkadaşlar.
herhangi bir siyasi angajmanı, siyasi altyapısı vesairesi yoktur. Yani her görüşe sahip insan İmam Hatip'te okuyabilir. Aynı şekilde hani ben İmam Hatip'te de öğretmenlik yaptığım için, İmam Hatip'ten de mezun olduğum için önemli olan eğitimdir. Yani öğrencinin iyi bir şekilde eğitim alabilmesidir. İmam Hatip'e bu açıdan belli bir görüşe sahip, belli bir siyasi düşünceyi savunan aileler çocuklarını göndermiyor. Ya da buradan mezun olanlar belli bir siyasi altyapıyla vesaireyle mezun olmuyorlar. Devletin diğer okulları neyse İmam Hatipler'de odur sevgili arkadaşlar. Bunu derslerimizde de zaten kısmen anlattık. Yani İmam Hatip'in bir gelişim süreci var. Daha doğrusu din eğitiminin Osmanlı'nın son zamanından itibaren Cumhuriyet'in ilk dönemi ve 2020 yılına kadar bir değişim dönüşüm süreci var. Bu da yani bu süreçte din eğitimi de belli şekiller aldı. Bu açıdan İmam Hatip'in temel şeyi imam ve hatip yetiştirmek. Yani din görevlisi yetiştirmek ya da ilahiyat fakültesine öğretim üyesi, efendim İmam Hatip Lisesi'ne öğretmen, din kültürü öğretmeni, meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek gibi bir misyonu var. Bunun ötesinde misyon yüklemeye çalışmak ya da bu misyonun aleti olmaya çalışmak biraz sonra anlatacağım. En çok bizlere zarar verdi arkadaşlar. Ben 28 Şubat sürecinde öğrencilik yapmış ve o sürecin sıkıntılarını atlatmış, yaşamış birisi olarak bunu size söylüyorum. Bu açıdan yani İmam Hatip bir kutsi bir okul gibi görmek çok tutarlı değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okullarından bir okuldur. Amacı da imam ve hatip, Kur'an kursu hocası yani din görevlisi yetiştirmek. Yani 28 Şubat'taki problem neydi? Yani imam ve hatip olunmasına kimse itiraz etmiyordu. Ama İmam Hatip'ten mezun olan öğrencilerin üniversiteye girmesinde ya da başka alanlara girmesinde sıkıntılar çıkmıştı. Bunlara birazdan değineceğiz. Bu tutarlı değil tabii. Bunu savunmuyoruz. Çünkü bir adam eğitim tarihinde de anlattığımız gibi yani 12. sınıfa kadar, lise son sınıfa kadar atıyorum imam olmayı isteyebilir. Ama lise son sınıfta adam fikrini değiştirip doktor olabilir. Yani bunda bir sakınca olmaması lazım. Zaten bu da belli ölçülerde düzeltildi arkadaşlar. Şimdi İmam Hatipler'de din eğitimine Osmanlı'nın son zamanından itibaren başlayacak olursak. Tanzimat'tan sonra Tevcih-i Cihat Nizamnamesi ile imamlığa giriş esasları belirlendi. Yani o zamana kadar kimlerin imam olacağı ya da imam olacak kişilerde ne tür şartlar arandığına dair kesinlik yoktu. Beşik ulemazı dediğimiz problem vardı ya da bir adam çok dindar biri ise vesaire ise işte belli bir köye imam olarak görevlendiriliyordu. Ama Tanzimat'tan sonra bu nizamname ile birlikte imamlığa giriş esasları da belirlenmiş oldu arkadaşlar. O zamana kadar büyük camilerde imamlık ve müezzinlik gibi iki ayrı görev vardı. Küçük camilerde sadece imam vardı. Hatta 1960'lara kadar imam diye bir şey yoktu arkadaşlar. Hadimül Ümera vardı. Yani imaretin, vakfiyenin hademesi vardı. Dolayısıyla Tevcih-i Cihat Nizamnamesi ile beraber bir imam görevi devlet tarafından resmi olarak belirlendi. 28 Aralık 1912'de bu camilerde vesaire din görevlisi olarak görevlendirmek üzere Medresetül Vaizin açıldı. Yani köylerde vaaz verecek, şehirlerde vaaz verecek insanları belirlemek için. Evet, şimdi arkadaşlarımız bir şey yazıyor. Burada neden yok diyor. Ha, Merve Çıtak Ertuğrul, şimdi size şey göndereyim. Burası neresi? Siz bu. Buradan gelmesi lazım. Yani şu yazdığım ID ile geliyor. Arkadaşların sorunu bir çözüm arkadaşlar. Önceki ID'ye mi gitti ki bunlar?
İki tane farklı Teamlink ID'miz var arkadaşlar. Bu arkadaşlar yok, burada da kimse yok. Tamam, doğru ID'deyiz. Evet. Şuradan din eğitim ID'si, YouTube attığım ID'de de görülüyor. Teamlink'te problem yok sanırım. Problem varsa yazalım arkadaşlar. Evet, Teamlink'te bende 18 kişi görünüyor şu anda. Problem yok gibi. Görünmüyor. Allah Allah, neden? Teamlink'te problem var mıydı? Hem görünmüyor Teamlink. Kodu da attım. YouTube linkini atamayım artık. Atamam. Evet. Evet. Şimdi Team Link'ten bağlanamayan YouTube kanalımıza gelsin arkadaşlar. Problem yok. Orada görüntü ve ses yok diyor. Allah Allah. Bir dakika, o zaman arkadaşlar Team Link'e yeni link vereyim. Evet, aslında devletimizin sizlere de Evet arkadaşlar, Team Link'e tekrar link attım gruba. YouTube'da bağlanamayan oradan bağlanabilir. Evet, bu arada sorusu olanlar varsa sorularını alabilirim. Evet. Arkadaşlar bir de ödevlerin son tarihi biliyorsunuz 24 Mayıs, ama o zamana kadar beklemeyin. Çünkü ödevler artabilir. Yani başka hocalarımız ödev verir, biz de vereceğiz. O en son tarih artık. Yani o zamana kadar beklemeyin. Bir an önce ödevlerinizi yapın, gönderin. Zaten Nurettin Topçu ödevi 24 Nisan son, biliyorsunuz. 5 gün sonra sona eriyor. Evet, Team Link'te problem kalmadı sanırım. Evet, problem yok değil mi arkadaşlar? Varsa evet. Şimdi arkadaşlar devam edelim. İmam Hatipler'de 1913'te Medresetül Eyyime vel Kuteba açıldı. Bu İmam Hatip Lisesi'nin ilk İmam Hatip Lisesi olarak değerlendirebiliriz. 1919'da Medresetül İrşat açıldı.
Her şey bu medresetül vaizliğin ve medresetül eğime vel hutaba medresetül irşat adıyla birleştirildi. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı arkadaşlar. Şimdi Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili çok fazla ileri geri konuşuluyor. Buna da değinmek istiyorum. Evet. Şimdi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda arkadaşlar herkes kanunu açsın okusun. Din eğitimine dair çok net ifadeler var. Ben dersin başında da söyledim. 28 Şubat sürecini yaşamış bir kardeşiniz olarak da 28 Şubat'ta özellikle din eğitimiyle ilgili temellendirmeler 3 Mart 1924'teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na göre yapıldı arkadaşlar. Yani orada din eğitimi için yasal temel oluşturuldu ve nasıl yapılacağına dair de ayrıntıları belirtilmiştir. Bu kanuna göre Maarif Mektebi bünyesinde 4 yıllık İmam Hatip Mektepleri açılmaya başlanıyor. Bakın 1924'te. Profesör Doktor Kamil Miras bu mekteplerin programını hazırlıyor. Yeni bir program değil tabii. Medresetül Vaizin'in programının gözden geçirilmiş şekli. O zamanki İmam Hatip mekteplerindeki ders programı oldukça kapsamlı arkadaşlar. Şu anda ben açtım mesela. Üstten başlayalım. Birinci sınıfı söylüyorum. Lise birinci sınıfı Türkçe 5 saat. Yazı yani Hüsnat 2 saat. Arapça 3 saat. Tarih 2 saat, coğrafya 2 saat, hesap, cebir 2 saat, hayvanat ve fizyoloji. Bakın ben bu dersi hiçbir zaman görmedim yani. 1 saat, nebatat 2 saat, bitkilerle ilgili bir ders. Kur'an-ı Kerim, mea tecvid, tecvidli Kur'an-ı Kerim dersi 3 saat. Din dersi 2 saat, terbiye-i bedeniye, beden eğitimi 2 saat, musiki 2 saat. 28 saat yani günümüzün modern eğitim anlayışına oldukça yakın bir eğitim programı. 1929-1930 eğitim öğretim yılında arkadaşlar İstanbul ve Kütahya mektepleri dışındaki İmam Hatip mektepleri kapatıldı. Gerekçe neydi? Gerekçe maddi imkansızlıklar. Tasarruf tedbirleri kapsamında İmam Hatip mekteplerine yapılan yardımlar kesildi. Ayrıca İmam Hatip'te mezun olanlara resmi görev verilmiyordu. 1927'de din görevliliği de devlet memurluğundan tekrar çıkarılmıştır arkadaşlar. O zaman da gerçi şimdi de pek bir fark yok. Din görevliliği mesleğine iyi gözle bakılmıyordu. Yani iyi gözle derken din görevlisi olanlar işte ölü yıkayıcısı mı olacaksın vesaire gibi şeylerle aşağılanıyordu. Harf inkılabı neticesinde öğrencilerin bu okullara ilgi göstermemesi diye bir gerekçe yazmış kitapta ama bu tutarlı bir şey değil çünkü İstanbul ve Kütahya harf inkılabından sonra kurulmuştur. 1928'de harf inkılabı oldu biliyorsunuz. 1929-30'da İstanbul ve Kütahya kuruldu. Ondan önceki okullar daha önce kurulmuştu. Yani asıl gerekçe öğrencisizliktir arkadaşlar. Yani 1929-1930 o yılları düşünürsek Türkiye'nin de içinde bulunduğu ekonomik ortamı vesaireyi nüfus yani o zaman Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda nüfus biliyorsunuz 10 milyon kadar Türkiye'nin bir nüfusu var. Yani ekonomik sıkıntı had safhada. Bu nedenle her kurumda olduğu gibi İmam Hatip'te de sıkıntılar yaşanıyor arkadaşlar. Daha sonra gelelim 10 Şubat 1948'de CHP meclis grubunda ilkokullarda din derslerinin konulması ve İmam Hatip yetiştirmek için meslek okulları açılması için komisyon kurulması teklif edilmiştir. Bakın İmam Hatip'in tarihini incelediğimiz zaman arkadaşlar hani dersin başında da söyledim ya İmam Hatip Lisesi belli bir siyasi angajmana sahip bir yer değildir. Yani devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir okuludur. Bakın bunu CHP de açmış okulu. Adalet Partisi de açmış, Refah Partisi de açmış, MHP'si de açmış, AK Partisi de açmış. Yani bütün siyasi partiler İmam Hatip Okulu açmış. Dolayısıyla herhangi birisine ait olduğunu savunmak tutarlı değil. Bundan en çok sıkıntıyı da İmam Hatip okulları ve öğrencileri çekmektedir arkadaşlar. Bakın 1948'de CHP meclis grubunda komisyon kurulma teklif ediliyor. 21 Mayıs 1948'de İmam Hatip yetiştirme kursları açılıyor. Okul değil, kurs.
Yani halk eğitimin kursu gibi 5-6 aylık bir kurs. Askerliğini yapmış ortaokul mezunu kişiler oraya giriyor. İmamlık görevi alıyorlar. 1949'da İstanbul ve Ankara'da 10 aylık iki tane kurs açılıyor. Daha sonra bu kurslar 50'yi buluyor. Tabii kurslar her yere mantar gibi açıldığı zaman kalite düşüyor arkadaşlar. Yani alel usul 10 ayda bir adam ne kadar imamlık yapacak bilgi alabilir. Programlarında Kur'an, hadis, tefsir, akaid, ibadet, ahlak, Türkçe, hutbe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi, sağlık bilgisi var. Matematik ve fen grubu dersleri yoktur. Amaç nedir arkadaşlar? Amaç bir an önce İmam Hatip ihtiyacını karşılamak. Çünkü uzun süredir kapalı olan İmam Hatip okullarından dolayı köylerde bu görevi yapacak kimse yok. Bakın, devlet eliyle İmam Hatiplik görevi, vaizlik görevi yapılmazsa boşluğu hemen merdiven altı oluşumlar oluşturuyor arkadaşlar. Bunun en basit örneği 15 Temmuz'dur. Yani daha sonra da devletin milletin başına bela oluyorlar. Dolayısıyla bunun farkına varan devlet refleksi bir an önce devlet eliyle bu işin yürütülmesi gerektiğini düşünerekten kurslar açıyor, okullar açıyor, tekrardan İmam Hatip görevlendiriyor arkadaşlar. 1951'de din görevlilerini yetiştirmek için Demokrat Parti döneminde okullar açılması kararı alınıyor arkadaşlar. Tevfik İleri, o zamanki Maarif Vekili yani Milli Eğitim Bakanı, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Isparta, Maraş olmak üzere 7 ilimizde İmam Hatip okulu açıyor. 5 yıl ilkokul, 4 yıl lise olarak planlanmıştır. %60 kültür dersleri, %40 meslek dersleri şeklinde olması kararlaştırılıyor arkadaşlar. Bu döneme kadar Kur'an-ı Kerim Latin harfleriyle öğretiliyor ama Mahmut Celaleddin Ökten Kur'an'ın Arapça okunması kararını alıyor arkadaşlar. İsmi bir tahsil edeyim. Celaleddin Ökten İmam Hatipler için önemli birisidir arkadaşlar. Hakikaten İmam Hatip'i açmak için yani İmam Hatiplerin kurulması ve gelişimi için emek harcamıştır. 1953-54'te Celaleddin Ökten'in girişimiyle lise kısımları da açılıyor arkadaşlar. İmam Hatiplerin lise kısımları tekrar açılıyor. Şimdi arkadaşlar İmam Hatiplerin açılma tarihine bakarsak 10 yıllık Demokrat Parti döneminde 19 tane İmam Hatip açılıyor. Yani Adnan Menderes dönemi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde. O zaman ihtilali yapanların yönettiği bir hükümet var. Darbe hükümeti. 7 tane açılıyor arkadaşlar. O dönemde bile İmam Hatip açılıyor. Süleyman Demirel Adalet Partisi döneminde 46 tane İmam Hatip açılıyor. 12 Mart 1971 muhtırasına kadar 72 İmam Hatip açılıyor. Şimdi bu sayılar şu anda az gibi görülebilir de arkadaşlar. Şimdi o zamanki nüfusu, o zamanki okul imkanlarını düşünürsek ciddi sayıda İmam Hatip arkadaşlar. 72 İmam Hatip de az değil. Yani o zaman da olduğu gibi köyde kasabada İmam Hatip'tir, ortaokuldur vesairedir. Böyle şey imkanlar yok. Varsa yoksa okul il merkezlerinde, büyük ilçe merkezlerinde var. Yani bunu da hesaba katmalıyız. 12 Mart 1971 muhtırası hükümetinin başbakanı Nihat Erim, İmam Hatiplerin esaslarını belirlemiş, mesleğe ve ana alanına yönelik öğrenci hazırlar olarak belirlemiştir. 4 yıl olan ortaokulu 3 yıla indirmiştir. Şimdi İmam Hatipler çok spekülasyonun yapıldığı okuldur arkadaşlar. Yani en son tekrar ana amacı neyse ona dönüyor. Yani ana amaç neydi? Mesleğe ve alanına yönelik öğrenci hazırlamak. İmam Hatip Okulu mezunları sadece Yüksek İslam Enstitülerine girebiliyordu o zaman. Yüksek İslam Enstitülerinde mezun olanlar da müftü, vaiz gibi görevler alıyordu. Öğretmen olamıyorlardı arkadaşlar. Öğretmenler farklı eğitim fakültelerinde mezun olanlar olabiliyordu. 1976-77 yılında İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Okulu mezunlarının istedikleri üniversiteye
girebilme imkanı tanınmıştır arkadaşlar. 76-77. Bundan sonra 33'ü Ecevit. Bakın Ecevit döneminde 33. 269'u Demirel döneminde olmak üzere 1980 ihtilaline kadar 374 İmam Hatip açılıyor sevgili arkadaşlar. 1997'de toplam İmam Hatip sayısı 612 ve öğrenci sayısı 318.775. Ben 1999 mezunuyum arkadaşlar. 1997'de evet Mustafa Emek Almanya Stuttgart'tan selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Bizden de size selamlar. Demek ki yayınlarımız yurt dışından da izleniyor. Umarım faydasını görürsünüz. Evet arkadaşlar 1999'da İmam Hatip'te mezun olan bir kardeşiniz olaraktan İmam Hatip'lerin en parlak olduğu zamanlar, en fazla öğrencinin olduğu zamanlar 1997'de 612 öğrenci, 318.775 612 İmam Hatip, 318.000 küsür öğrenci var. 1985 bakın yani Allah'a şükürler olsun ne kadar güzel tesadüfler denk geliyor Sayın Mustafa Emek. Almanya'dan bir kardeşimiz şu anda canlı yayınımıza katıldı. Hani yaptığımız işin inşallah hayırla sonuçlanmasını umuyoruz. Yani niyetimiz o yönde. Böyle güzel tesadüfler de bizi ziyadesiyle sevindiriyor arkadaşlar. Bakın Almanya'dan arkadaşımız dinliyor. Ben de tam yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. 1985-89 arasında yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarını eğitip tekrar oraya görevlendirmek amacıyla İstanbul Beykoz'da sonra Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okul açılıyor arkadaşlar. Ama çok fazla rağbet görmüyor Beykoz'da açılan okul. Sonradan Kartal Anadolu İmam Hatip olarak açılıyor. Şimdi de biliyorsunuz uluslararası ilahiyat programı var. O ilahiyatlardan mezun olan kardeşlerimiz tekrar yurt dışında bizim orada görevli, orada çalışan işçilerimize hizmet ediyorlar. Evet gelelim 28 Şubat 1997 yılına arkadaşlar. Bizim de oldukça sıkıntı çektiğimiz bir dönemde. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay 5+3=8 sistemini kesintisiz 8 yıla çevirdi. Yani 8 yıl zorunlu eğitime çevrildi. Öyle olunca İmam Hatiplerin ortaokul kısmı kapandı. Sonra esas problem şeyde oldu arkadaşlar. Liselerden evet liselere bir yıl hazırlık sınıfı eklendi. Evet Teamlink'ten katılan arkadaşlarım mikrofon ve kamera kapatalım. 1998'de bütün liselere bir yıllık hazırlık sınıfı eklendi. 4 yıl oldu arkadaşlar liseler. Problem şurada başladı. 1999'da YÖK ve ÖSYM meslek lisesinde mezun olanların kendi alanları dışında üniversitelere girmesini engelledi. Bunun için alan bölüm sınırlaması getirdi. Bu da üniversiteye girişte 25-30 puanlık bir farka neden oluyordu. Yani İmam Hatip'te mezun olan bir öğrenci atıyorum Türkçe öğretmenliğine gitmek istediğinde 30 puanı kesiliyordu. Bu da zaten imkansız gibi bir şey oluyordu. Dediğim gibi ben o puanı kesilen kardeşlerinizden birisiyim. Yani yanlış bir uygulamaydı. Biz de beraber İmam Hatiplerle beraber bütün meslek liseleri güme gitti. Burada yapılması gereken neydi? Yani meslek liselerine meslek liselerinde okuyan öğrencilere pozitif bir ayrım yapılması gerekiyor. Nedir bu? Örneğin İmam Hatip'te okuyan öğrenci İmam Hatip'i tercih ederse 15 puan fazla olması lazım. Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan öğretmenlik tercih ederse 15 puan fazla olması lazım. Ama bu okulda okuyan öğrenci atıyorum hukuk tercih etti, atıyorum tıp tercih ettiyse bırakın o adam da istediğini yapsın arkadaşlar. Dediğim gibi yani İmam Hatip'e giriyorsun ilkokuldan sonra yani 5. sınıfı bitirdik biz 12 yaşımızda İmam Hatip ortaokulundan başladık 6. sınıftan. Ya 7 sene okuduk. 7 senede fikrim değişebilir kardeşim. Yani ben evet 12 yaşımdayken imam olmayı, vaiz olmayı istiyor olabilirim. Ama 12. sınıfa geldiğimde
Atıyorum yani mühendis olmayı istedim. Yani bunda bir sakınca olmaması lazım. Yani kazanabiliyorsan gitmen gerekirdi. Ama o dönem böyle bir yanlış uygulama olduğu için alan bölüm sınırlamasından dolayı puan farkı oldu. Bu uygulama 2010 yılına kadar devam etti. 2010 yılında da bu uygulama kaldırıldı sevgili arkadaşlar. Yani şu anda da İmam Hatipler'de zaten sizler bu son dönem İmam Hatipler'den mezun olan arkadaşlarsınız. Ben de 1,5 yıl öncesine kadar İmam Hatip'te derslere giriyordum. Yani İmam Hatip'in programları vesaire bunlar tartışılabilir. Biz burada onlara girmeyeceğiz. Sadece Osmanlı'nın son zamanından 2020'li 2010 yılına kadar İmam Hatiplerin din eğitimi hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Soracağınız sorunuz varsa alabilirim. Yoksa ben bir dahaki dersimizi size bildireceğim. Ona göre her hafta aynı şekilde YouTube ve Teamlink üzerinden online derslerimize devam etmeyi düşünüyorum. Sonradan bu yaptığım videoları sizin Mergen üzerinden sizlere atıyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Mergen'den ödev yükleyen arkadaşlarım, sınav sorusu yükleyen arkadaşlarım isim, soyisim, öğrenci kimlik numarasını mutlaka dosyaya eklesin. Ödevini kitap tahlillerini saklasın. Kendisinden istenecek. İstendiğinde ulaşılamazsa sorumluluk size ait. Yani o yönden sıkıntı çekmeyin arkadaşlar. Bunlar resmi belge. Resmi belgeleri sizden isteyeceğiz. Yani Mergen üzerinden indirdiğimizde fakülte kabul ederse o zaman size bildiririz. Yoksa bunları posta veya kargo yoluyla sizden talep edeceğiz arkadaşlar. Zannedersem 12. haftaydı. 12. haftaya bir makale yükledim. Okumanız için onu okuyacaksınız, onu tahlil edeceksiniz. Efendim, onun dışında da ödevleriniz geliyor. Bazı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Nurettin Topçu'nun kitabını güzel bir şekilde okumuş, özümsemiş. Bazı arkadaşlarıma da teessüf ediyorum. Çünkü kitabı okumamış. Tabii onlara da gerekli notu veriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, var mı sorunuz? Bu konuda anlamadığınız ya da genel olarak sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı alabilirim. Evet, Teamlink'ten var mı soru? Hocam ödevler, evet Cihat Yılmaz. Arkadaşlar şu ödevler konusunu netleştireyim. Ödevler değil, Nurettin Topçu'nun kitabının tahlili bu cuma son. Ondan 20 puan alıyorsunuz. Diğer vize soruları 24 Mayıs'a kadar son ama dediğim gibi 24 Mayıs'a kadar da bekletmeyin. Bir an önce hazırlayıp gönderin. Yani bu hani internete giren arkadaşımız oluyor, giremeyen arkadaşımız oluyor. Onun için süreyi uzun tuttuk. Yani köyde kalanlar oluyor vesaire. Otomasyon sistemine ne zaman yüklenecek notlar hocam diyor. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Mergen'den belki de otomatikman oraya geçebiliriz ya da Mergen'deki notları oraya yükleyin diyebilirler. Şu anda Mergen'de görebilmeniz lazım. Mergen'de ben görebiliyorum notları. Evet, ben ödevimi göremiyorum der. Kim der? Sefa'nın arkadaşım. Ödevimi gönderdim. Öğrenci numaram değil de kimlik numaramla ad soyadla göndermişim. Sıkıntı olur mu? Yok, olmaz. Adın soyadın olsun, kimlik numaran olsun, o da olur. Zaten yönergede öyle yazmıştık arkadaşlar. Kimlik numarası daha garanti. Mergen'den kaçıncı haftaya attınız hocam makaleyi? 12. haftaya yükledim zannımca arkadaşlar. Şimdi Mergen'den size bildirim gelmiyor mu? Onu yüklediğimde evet Esra Nur, okuduğumuz makale finale dahil olacak. Şimdi Mergen'den size bildirim gelmesi lazım. Çünkü ben atarken bununla ilgili bildirim istiyorum. Evet arkadaşlar, artık internette özeti olmayan makaleler atıyorum. 12. hafta
okumaya ekledim arkadaşlar. 12. hafta. Ve o ders malzemelerini ekledim. Evet. PDF olarak da 12. hafta ders malzemelerini ve okumaya ekledim. Evet. Rabia sorabilirsin kitapla ilgili sorunu. Evet, ödevleriniz geliyor. Evet. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şunu da altını çizeyim. Şeyi artık slaytlarımı biraz daha sadece başlıkları yazıp atacağım. Çünkü dediğim gibi sınav sorularını bana tekrardan gönderdiğim slaytları geri bana gönderen arkadaşlarım var. Kitabı okuyun. Elinizde kitap okuyun. Kitaptan kendi yorumlarınızı isteyeceğim finalde. Onun için finalde biraz daha dikkatli olun. Evet, makalenin tahlili olacak arkadaşlar. Zaten aynı Nurettin Topçu'nun kitabı gibi onu ödev olarak yükleyeceğim Mergen sistemine. Makale final sınavı için. Evet arkadaşlar, Tayfur arkadaşım. Makalemiz finalde 20 puan değerinde olacak. Belki iki makale yükleyip 40 puan değerinde yapabiliriz. Evet, muhtemelen öyle yapacağım. İki makale yükleyip 40 puan, 60 puanlık da soru vereceğim. Aynı şu bize de olduğu gibi Nurettin Topçu'nun kitabını yüklediğim gibi ödev olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, inşallah tekrardan şu sıkıntılarımız geçer de yüz yüze görüşürüz. Yani canlı sınıf ortamında ders yapmayı özledik bizler de, sizleri özledik. Kendinize iyi bakın. İnşallah sıkıntısı problemi olan yoktur. Herkesin sağlığı yerindedir. Sormayı unuttuk. Biz devletimizin önerdiği önlemlere dikkat ediyoruz. Siz de dikkat edin. Devlet olarak, millet olarak inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı süreci atlatırız. Berfin arkadaşım, ben de sana teşekkür ediyorum. Evet. Evet, kızların okutulması ile ilgili kızları okutmamızı söylerken daha sonra bu durum tam tersine döndüğünü söylemiş. Evet Rabia, öyle değil mi ama? Yani şimdi sadece erkeklerin okuması mı mantıklı, yoksa şimdi Nurettin Topçu kızların okutulmasını özellikle istiyor. Çünkü bizleri yetiştiren de annelerimizdir arkadaşlar. Yani babalarımız, evet bizlerin yetişmesinde faydası oldu ama ailede bir çocuğun karakterini efendim vesaire bunları aşılayan annesidir. Annesi de eğitimsiz olursa o toplum açısından iyi olmaz. Yani eğitimli bir insanın daha iyi bir eğitim vermesi, toplumu şekillendirmesi mümkündür. Bu birincisi. İkincisi de biz sadece erkeklerden oluşan bir millet değiliz. Bizim kadınlarımız, kızlarımız var. Dolayısıyla onların da okuması, bu eğitim imkanlarından faydalanması gerekiyor arkadaşlar. Yani hayatın her alanında kadının olması gerekiyor. Bunu da sonradan tersine dönmüş. Evet, maalesef yani son 2000'li yıllardan sonra yeni yeni kız çocukları okumaya, okutulmaya başlanıldı. Ondan öncesinde bu kadar yaygın olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Gerek maddi imkanlar, gerek sosyal durumlar neticesiyle. Kitapta da ona değinmiş. Özellikle altını çiziyor. Özellikle kız çocuklarının da okutulması gerektiğini ifade ediyor. Yani kız çocukları da okutulsun derken erkekler geri plana atılsın demiyor. Yani kız ve erkek, bütün okumak isteyen herkese bu imkanlar sağlanılsın. Özellikle kızların okumasında engel varsa bunlar daha hafifletilsin, kolaylaştırılsın gibi şeyler söylüyor arkadaşlar. Bence tutarlı. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimize hazırlık yapmam lazım. Tekrar görüşünceye kadar hepiniz esen kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.